Her bir halkın var kendi ay özlü adamı. Gagavuz halkın ay özlü adamı aydınlatıcı Mikhail Çeker. 1861 yılda Çiçek ayın 27'sinde bir küçük köyde papaz ailesinde doğdu çocuk Mikhail. 2021 yıl. Artık geçti 160 yıl nice doğdu bu ay özlü adam. Ay özlü, çünkü onun yaşaması, onun yaptıkları güveç kaldı Gagavuz halkın historiasına, kulturasına. O yaşadı hem yarattı dil kendine deyin. Her zaman düşünerdi Gagavuz hem Moldovan halkları için. Bu adam pek çok yardım etmiş Gagavuzlara. O bizim baş aydınlatıcımız. Onun keskin fikri hem çalışkanlığı yardım ettiler çok faydalı işler Gagavuzlar için yapma. Aybaba Mikhail Çakir Gagavuz literaturasına yol açtı. Çakir çevirdi Gagavuz diline hem tıparladı Evangeliyi. Da Gagavuzlar okuyardılar onu ana dilinde. O çok kıyat yazdı hem çevirdi Gagavuzlara deyin. Hani biz bilelim historiyamızı, adetlerimizi, kulturamızı. Bize pek lazım böyle bir insan. Nice Mikhail Çakir. Çünkü onun yardımından insan savaşı ilerletme Gagavuz kulturasını. Angı tarafa da baksak hep iyi taraflarda görürüz. Savaşırız onun gibi Allah'a inanma. Hani bizim tarafımız da zenginletsin. İyi yaptıklarımızla, insanlarla doğu. Bu dünyada sayılır, hani insan ölümsüz, angısını unutmayalar, anlayalar. Onun adı her zaman Gagavuz sözünde. Aybaba Mikhail Çakir ömür boyunca kalacak her bir Gagavuz'un canında, akılsında, fikrinde. Büyünün büyün biz kayıp olmadık nice halk. Var kendi milletlik duygumuz. Bizim yok hakkımız unutma kendi ana dilimizi.